28. Lema Bazı kısımları buraya derc bu Risale'nin tamamı, teksir lemalar mecmuasında neşredilmiştir. İkinci nükte Bismillahirrahmanirrahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ, مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ şu ayet-i kerimenin zahir manası çok tefsirlerin beyanına göre yüksek icazı Kur'aniyi göstermediğinden çok zaman zihnime ilişiyordu. Kur'anın feyzinden gelen gayet güzel ve yüksek manalarından üç veçhini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, Cenab-ı Hak, Resulüne ait olabilecek bazı halleri, Rasulünü tekrim ve teşrif noktasında bazan kendine isnat eder. İşte burada da Resulüm size vazifeyi risalet ve teblii ubudiyet hizmetine mukabil sizden bir ecir ve ücret ve mükafat bir itam istemez manasında ben sizi ibadet için halk etmişim bana rızık vermek ve itam etmek için değil mealindeki ayet Resul Ekrem aleyhissalatu vesselama ait itam ve irzakı murad etmek gerektir. Yoksa gayet bedihi bir malumu ilam kabilinden olur, icazı Kur'an'ın belagatına uygun gelmez. İkinci vecih, insan rızka çok müptela olduğu için rızka çalışmak bahanesi ubudiyete mani tevehüm edip kendine bir özür bulmamak için ayeti kerime diyor ki, siz ubudiyet için halk olunmuşsunuz. Netice-i hilkatiniz ubudiyettir. Rızka çalışmak, emri ilahi noktasında bir nevi ubudiyettir. Benim mahlukatım ve rızıklarını deruhte ettiğim nefisleriniz ve iyaliniz ve hayvanatınızın rızkını tedarik etmek, adeta bana ait rızk ve it'amı ihzar etmek için yaratılmamışsınız. Çünkü rezak benim, sizin müteallikatınız olan ibadımın rızkını ben veriyorum. Siz bunu bahane edip ubudiyeti terk etmeyiniz.'' Eğer bu mana olmazsa Cenabı Hakk'a rızık vermek ve itam etmek muhaliyeti bedihi ve malum olduğundan ilamı malum kabilinden olur. İlmi belagatta bir kaide-i mukarreredir ki bir kelamın manası malum ve bedihi ise o mana murat değil, onun bir lazımı, bir tabii murattır. Mesela sen birisine desen sen hafızsın. O malum onu ilam kabilinden olur demek maksut manası budur ki, ben senin hafız olduğunu biliyorum. Bildiğimi bilmediği için ona bildiriyorum. İşte bu kaydiye binaen, ayet Cenab-ı Hakk'a rızık vermeyi ve itam etmeyi nef yetmekten kinaye olan mana şudur. Bana ait olup ve rızıklarını taahhüt ettiğim mahlukatıma rızık yetiştirmek için halk olunmamışsınız. Belki asıl vazifeniz ubudiyettir.'' evamirime göre rızka çabalamak da bir nevi ibadettir. Üçüncü vecih, Sure-i İhlas'ta nasıl ki, lem yelid ve lem yulet zahir manası malum ve bedihi olduğundan, o mananın bir lazımı murattır. Yani, valide ve veledi bulunanlar ilah olamazlar manasında ve Hazreti İsa aleyhisselam ve Üzeyr aleyhisselam ve melaike ve nücumların ve gayri hak mabutların uluhiyetlerini nefyetmek kastıyla ezeli ve ebedi manasında Cenabı Hakk'ın lem yelit ve lem yulet gayet bedihi ve malum hükmettiği gibi aynen onun gibi bu misalimizde de rızk ve itam kabiliyeti olan eşya ilah ve mabut olamazlar manasında mabudunuz olan rezzak Zülcelal sizden kendine rızk istemez ve siz onu itam için yaratılmamışsınız mealindeki ayet, rızka muhtaç ve it'am edilen mevcudat, mabudiyete layık değiller demektir. Sayit Nursi Bismillahirrahmanirrahim Evhum kailun Re'fet Evhum kailun ayeti celilesindeki kailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. Uyku üç nevidir. Birincisi, gayluledir ki, fecirden sonra ta vakti kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için hilaf-ı sünnettir. Çünkü rızk için sayetmenin, mukaddematını ihzar etmenin en münasip zamanı serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız olur. O günkü saye ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi, bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. İkincisi, feyluledir ki, ikindi namazından sonra mağribe kadardır. Bu uyku, ömrün noksaniyetine, yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle, o günkü ömrü nevmalut, yarı uyku, kısacık bir şekil aldığından, maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi, manevi cihetiyle de o gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekseriya ikindiden sonra tezahür ettiğinden, o vakti uyku ile geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Üçüncüsü, kayluledir ki, bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duha vaktinden, öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber, Ceziretül Arap'ta, Vaktü zuhr denilen şiddeti hararet zamanında bir tatili eşgal, adeti kavmiye ve muhitiye olduğundan, o sünnet-i seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku, hem ömrü, hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat kaylule, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek, ömrüne her gün bir buçuk saat ilave ediyor. Rızk için çalışmak müddetine yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor. Sayit Nursi Bu da güzeldir. <Sessizlik> elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah cümlesi, namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif bir nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Tamamını tutamadım fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalade inbisatından ve mahiyeti insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm zihayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler. Yalnız o menzili şenlendiren ve ünsiyetlendiren ve nurlandıran tek şahsiyet-i maneviyeyi Muhammediyeyi aleyhissalatu vesselam hayalen müşahede ettim. Bir adam yeni bir menzile girdiği zaman, menzildeki zatlara selam ettiği gibi, binler selam sana ya Resulallah demeye bir arzuyu içimde coşar buldum. Haşiye, Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam gelen rahmet, umum ümmetin ebedi zamandaki ihtiyacatına bakıyor. Onun için gayri mütenahi salat yerindedir. Acaba dünya gibi koca büyük ve gafletle karanlıklı, vahşetli ve hali bir haneye birisi girse, ne kadar tedehuş? tevahhuş telaş eder ve birden o haneyi tenvir ederek enis, munis, habib, mahbub bir yaveri ekrem sadırda görünüp o hanenin maliki rahimi kerimini o hanenin her eşyası ile tarif edip tanıttırsa ne kadar sevinç, ünsiyet, sürur, ışık, ferah verdiğini kıyas ediniz. Zat-ı Risaletteki salavatın kıymetini ve lezzetini takdir ediniz. Güya bütün insü cinnin adedince selam ediyorum. Yani sana tecdid-i biat, memuriyetini kabul ve getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim ve taarruzumuzdan selamet bulacağını selam ile ifade edip, benim dünyamın eczaları, zişur mahlukları olan umum cin ve insi konuşturup, her birerlerinin namına bir selamı mezkür manalarla takdim ettim.'' hem o getirdiği nur ve hediye ile benim bu dünyamı tenvir ettiği gibi herkesin bu dünyadaki dünyalarını tenvir ediyor nimetlendiriyor diye o hediyesine şakirane bir mukabele nevinden binler salavat sana insin dedim yani senin bu iyiliğine karşı biz mukabele edemiyoruz belki halıkımızın hazine-i rahmetinden gelen ve semavat ehlinin adedince rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz manasını hayalen hissettim. O zat-ı Ahmediye Aleyhissalatu vesselam ubudiyeti cihetiyle halktan hakka teveccühü hasebiyle rahmet manasındaki salatı ister. Risaleti cihetiyle haktan halka elçiliği haysiyetiyle selam ister. Nasıl ki cin ve insa dedince selâma layık, ve cin ve insa dedince umumi tecrid ibiyatı takdim ediyoruz. Öyle de semavat ehli adedince hazine-i rahmetten her birinin namına bir salata layıktır. Çünkü getirdiği nur ile her bir şeyin kemali görünür ve her bir mevcudun kıymeti tezahür eder ve her bir mahlukun vazife-i rabbaniyesi müşahede olunur ve her bir masnudaki makasıdı ilahiye tecelli eder. Onun için her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kali de olsaydı Essalatu ve selamü aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz umum onların namına elfu elfi salatin ve elfu elfi selamın aleyke ya Resulallah bi cinni vel insi ve bi adedil meleki vel nucum manen deriz. Feyek fikik en Allah salla benfesi ve emlakuhu salat aleyhi ve selmet Said Nursi Aziz kardeşim Vahdetül Vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleye dair 31. mektubun bir lemasında Hazreti Muhyiddin'in bu meseledeki fikrine karşı gayet kuvvetli ve izahlı bir cevap vardır. Şimdilik bu kadar deriz ki bu meseleyi vahdetül vücudu şimdiki insanlara telkin etmek ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller havasın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse hakikat telakki edilir. Haşiye, nasıl ki iki melaike teşbihin sırrı münasebetiyle sevr ve hud tesmiye edilen avamca koca bir öküz ve koca bir balık telakki edilmiştir. Öyle de vahdetül vücut meselesi gibi hakaiki ulviye, ehli gaflet ve esbab içine dalan avamlara girse, tabiat telakki edilir ve üç mihim zarar verir. Birincisi, vahdetül vücudun meşrebi, Cenabı Hak hesabına kainatı adeta inkar etmek iken, avama girdikçe, gafil avamlara, hususan maddiyun fikirleriyle alude olan fikirlere girdikçe, kainat ve maddiyat hesabına uluhiyeti inkar yoluna gider. İkincisi, vahdetül vücut meşrebi, masivayı ilahinin rububiyetini o derece şiddetle reddeder ki, masivayı inkar ve ikiliği ref'ediyor. ediyor. Değil nüfusu emmarenin, belki her bir şeyin müstakil vücudunu görmemek iken, bu zamanda fikri tabiatın istilasıyla ve gurur ve enaniyetin nefsi emmareyi şişirmesiyle, ve ahireti ve halikı bir derece unutmak cihetiyle bazı nüfusu emmare küçük birer firavun adeta nefsini mabut ittiaz etmek istidadında bulunan insanlara vahdetül vücudu telkin etmek nefse emmareyi el iyyazü billah öyle şımartır ki ele avuca sığmaz. Üçüncüsü tegayur tebeddül, tecezzi, tahayyüzden mukaddes, münezzeh, müberra, mualla olan zatı zülcelal'in vücubu vücuduna ve takaddüs ve tenezzühüne muvafık düşmeyen tasavvurata sebebiyet verir ve telkinatı ı batılaya medar olur. Evet, vahdetül vücuttan bahseden fikren seradan süreyyaya çıkarak kainatı arkasında bırakıp nazarını arş-ı alaya diken istiraki bir surette kainatı madum sayıp her şeyi doğrudan doğruya kuvveti iman ile vahidi ehadden görebilir. Yoksa kainatın arkasında durup kainata bakan ve önünde esbabı gören ve ferşten nazar eden elbette esbab içinde boğulup tabiat bataklığına düşmek ihtimali var. Fikren arşa çıkan Celaleddin Rumi gibi diyebilir. Kulağını aç herkesten işittiğin sözleri fıtri fonograflar gibi Cenabı Hak'tan işitebilirsin. Yoksa Celaleddin gibi bu derece yükseğe çıkamayan ve ferşten arşa kadar mevcudatı aynı şeklinde görmeyen adama kulak ver, herkesten kelamullahı işitirsin desen manen arştan ferşe sukut eder gibi hilaf-ı hakikat tasavvuratı batılaya giriftar olur. Kulillahu summe zerhum fi خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ما للتراب ولرب الأرباب سبحان من تقدس عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته وشيد على ربوبيته آياته جل جلاله ولا إله إلا هو سيد نرسي بير سؤال جواب مصطفى Sabri موسى بكوفن أفكار efkarlarını müvazene etmek için vaktim müsait değildir. Yalnız bu kadar derim ki, birisi ifrat etmiş, diğeri tefrit ediyor. Mustafa Sabri gerçi müdafatında Musa Bekuf'a nispeten haklıdır. Fakat Muhyiddin gibi ulumu İslamiyenin bir mucizesi bulunan bir zatı tezifte haksızdır. Evet, Muhyiddin kendisi hadi ve makbuldür. Fakat her kitabında mühdi ve mürşid olamıyor. Hakaikte çok zaman mizansız gittiğinden, Kavaidi ehli sünnete muhalefet ediyor ve bazı kelamları zahiri dalalet ifade ediyor. Fakat kendisi dalaletten müberradır. Bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kâfir olamaz. Mustafa Sabri bu noktaları nazara almamış, kavaidi ehli sünnete taassub cihetiyle bazı noktalarda tefrit etmiş. Musa Bekuf ise ziyade teceddüde taraftar, ve asriliye mümaşaatkar efkârı ile çok yanlış gidiyor. Bazı hakayık-ı İslamiye'yi yanlış teviller ile tahrif ediyor. Ebu'l-Ala'yı Ma'arri gibi merdut bir adamı, muhakkikinlerin fevkinde tuttuğundan ve kendi efkarına uygun gelen muhyiddinin, ehli sünnete muhalefet eden meselelerine ziyade taraftarlığından, ziyade ifrat ediyor. قَالَ مُحْيِدِّينَ تَحْرُمُ مُطَالَعَةُ كُتُبِنَا عَلَى مَنْ لَيْسَ مِنَّا yani bizden olmayan ve makamımızı bilmeyen kitaplarımızı okumasın, zarar görür. Evet, bu zamanda Muhyiddin'in kitapları, hususan vahdetül vücuda dair meselelerini okumak zararlıdır. Sayit Nursi Bismillahirrahmanirrahim Nev-i beşerin ağlanacak gülmelerine, endişe istikbal ve akıbet biinlik adesesiyle gayet şaşalı bir gece bayramında, hapishane penceresinden bakarken, nazarı hayalime inkişaf eden bir vaziyeti beyan ediyorum. Sinemada, eski zamanda mezaristanda yatanların vaziyeti hayatiyeleri göründüğü gibi, yakın bir istikbalde mezaristan ehli olanların, müteharrik cenazelerini görmüş gibi oldum. O gülenlere ağladım. Birden bir tevahuş, bir acımak hissi geldi. Aklıma döndüm, hakikattan sordum bu hayal nedir? Hakikat dedi ki, elli sene sonra bu kemali neşe ile gülen ve eğlenen zavallılardan, elliden beşi, beli bükülmüş yetmiş yaşlı ihtiyarlar gibi, kırk beşi, mezaristanda çürümüş bulunacaklar. O güzel simalar, o neşeli gülmeler, zıtlarına inkılap etmiş olacaklar. Küllü atin garip kaidesiyle, Madem yakında gelecek şeylerin gelmiş gibi görülmesi bir derece hakikattır elbette gördüğün hayal değildir madem dünyanın gafletkârâne gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur elbette bir çare insanların ebedperest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir ve sevap cihetiyle kalan sevinçlerdir. Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip, gayrimeşru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleştirsin, çünkü şükür, Nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Said Nursi Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse le emmâratun sui Meali, haşiye. Bu parçanın da herkese faydası var. Nefis daima kötü şeylere sevk eder ayetinin, hem de, اَعْدَا عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكِ مَانَا-i şerifi, senin en zararlı düşmanın nefsindir. Hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla, kendi nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır ve kusuru nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebriğe eyler. Mübalalar ile belki yalanlarla nefsini medhü tenzih ederek adeta takdis eder ve derecesine göre menittehade ilahehu hevahu ayetinin bir tokadını yer. Temeddühü ve sevdirmesi ise aksülemel ile istiskali celbeder, soğuk düşürtür. Hem ameli uhrevi de ihlası kaybeder, riyayı karıştırır. Akıbeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen ve lezzeti hazıraya müptela olan hisse ve hevayi nefse mağlup olup yolunu şaşırmış hissin fetvası bir saat lezzet için bir sene hapiste yatar. Bir dakika gurur veya intikam yüzünden on sene ceza görür. Adeta ders aldığı amme cüzünü bir tek şekerlemeye satan hevayi bir çocuk gibi elmas kıymetinde bulunan hasenatını hissini okşamak için ve hevasını memnun etmek için ve hevesini tatmin etmek için ehemmiyetsiz cam parçaları hükmündeki lezzetlere, inaniyetlere vesile edip karlı işlerde hasaret eder. Allahum mahfazna min şerrin nefsi ve şeytan ve min şerril vel insan. Sual: Kısa bir zamandaki küfre mukabil hadsiz bir zaman cehennemde hapis nasıl adalet olur? El cevap: Sene 365 gün hesabı ile bir dakikada katil, 7 milyon 884 bin dakika hapis iktizası kanunu adalet iken, bir dakika küfür, bin katil hükmünde olduğundan, 20 sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam, kanunu adaletle 57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene beşerin kanunu adaletiyle hapse müstehak olur. Elbette. <laughs> halidine fiha ebeda adaleti ilahiyle ve ci muvafakatı bundan anlaşılıyor. Birbirinden gayet uzak iki adedin sırrı münasebeti şudur ki kadil ve küfür tahrip ve tecavüz olduğu için gayre tesirat yapar. Bir dakikada katil, la akal zahiri adete göre 15 sene maktulün hayatını selbeder, onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür, bin bir esma-i ilahi inkar ve nukuşlarını tezyif ve kainatın hukukuna tecavüz ve kemalatını inkar ve hadsiz delail-i vahdaniyeti tekzip ve şahadetlerini reddetmek olduğundan kafiri binler seneden ziyade esfel-i atar, halidine de hapseder. Sayit Nursi Manidar bir tevafuk-u latife Risale-i Nur şakirtlerini ittiham ettikleri ve cezalarını istedikleri 163. maddesine, Risale-i Nur müellifinin medresesine 150 bin lira verilmesine dair layihanın, 200 mebustan 163 mebusun adedine tevafuk edip, manen o tevafuk diyor ki, Hükümeti Cumhuriyenin 163 mebusun takdirkarane imzaları, 163. maddi kanuniyenin hükmünü onun hakkında iptal ediyor. Hem yine manidar tevafukatı latif edendir ki Risale-i Nur'un 128 parçası 115 parça kitap ediyor. Risale-i Nur'un şakirtlerinin ve müellifinin mebde-i tevkifi olan 27 Nisan 1935 tarihi ile mahkemenin karar ve hüküm tarihi olan 19 Ağustos 1935 tarihi olmasına nazaran 115 gün olup Risale-i Nur kitapları adedine tevafuk etmekle beraber istintak edilen 115 suçlu gösterilen eşhasın da adedine tam tamına tevafuk ettiği gibi gösteriyor ki Risale-i Nur müellifinin ve şakirtlerinin başına gelen musibet bir desti inayetle tanzim ediliyor. Haşiye Cahi dikkattir ki Risale-i Nur şakirtlerinin tevkiflerinin bir kısmı 25 Nisan 1935 tarihinde başlamış olup kararnamede suçlu gösterilen 117 kimse ise de ikisinin ismi mükerrer olmasına nazaran bu suretle şakirtlerin adedi 117 adedine o kısmın tevkifinden hüküm tarihine kadar 117 gün olmakla tevafuk edip evvelki tevafukata bir letafet daha katmıştır. Bu lem'anın başında İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur'a işaret ettiğinden bir kardeşimiz heyecanlı bir ihtiyakla Risale-i Nur'a Elmas, Cevher, Nur ismini takıp tekrar ederek yazmıştı. Bu lemmanın ahirinde derci münasip görüldü. Takva dairesinde bulunan talebe deli de olsa acaba Risale-i Nur'un ve kıymetli Elmas'ın nurundan ayrılabilir mi? Öyle tahmin ederim ki Risale-i Nur'un bu aciz talebeniz kadar kerametini, faziletini, lezzetini yiyen, tatlı meyvesinden koparan nadirdir. Hem bu kadar acizliğim ile beraber Risale-i Nur'a hizmet edemediğim halde göstermiş olduğunuz teveccühe medyunu şükranım. Binan aleyh Risale-i Nur'dan bendeniz değil hiçbir talebeniz o mübarek elmastan ve lezzetten ayrılamaz. Affınıza mağruren Risale-i Nur'un bu defaki taharriyatında iki kerameti meydana aynen çıkmıştır. Hapishane içerisinde polis, jandarma ve gardiyanlar müthiş arama yaparken, o esnada hiç kimse görmeden, yedi sekiz yaşında, hemşiremin mahdumu, mektep çantasının içerisine Risale-i Nur'un nüshalarını koyarak alıp gitmiştir. Arama, bendenizin odasında idi. Çocuk odaya geldi, odada telaş görünce, odanın bir tarafında ayrıca duran Risale-i Nur'ları çantasına koydu ve içerideki memurların hiçbirisi farkına varmadı, çocuğa da bir şey demediler. Fedakar çocuk doğruca validesine gidiyor, Dayımın daima bize okuduğu Risale-i Nurları getirdim. Bunları alacaklarmış. Ben onların haberi olmadan onlar başka mektup, kitap karıştırırlarken aldım, çantama koydum. Bunları iyice bir yere koyunuz, muhafaza ediniz. Ben bunların okunmasını çok seviyorum. Dayım bize bunları okuyordu. O okurken ben başka bir halet kesbediyordum diye validesine söylüyor ve mektebine avdet ediyor.'' Bu sayede elmas, cevher, nurlar ele geçmemiş oluyor. Bu keramet değil de nedir? Kur'ani bir mucize değildir de nedir? Acaba bu fazilet, acaba bu lezzet, acaba bu elmas, cevher hangi telifatta vardır ki, bu elmas, cevher, nurlar şimdiye kadar hangi zatın ağzından dökülmüştür? Ben de hapis değil, bu elmas, cevher, nurlar için her an, her dakika, her fedakarlığı memnuniyetle kabul ederim. Benden sonra bu elmas, cevher, nurlar yoluna evladım emin de bütün hayatını sarf etmeye hazırdır. İşte bu elmas, cevher, nurun ikinci kerametini ispat ile, üç yaşından sekiz yaşına kadar akrabalarım ve evladım, bu elmas, cevher, nurlar için fedakarane ve bu yolda hayatlarını hiç düşünmeden feda edeceklerini ispat ederim çünkü bu elmas cevher nuru okurken hepsi başıma toplandı onları sevdim ve birer çay verdim bu elmas cevher nuru okumaya devam ettim hepsi birden bu nedir bu yazı nasıl yazıdır sordular ben de dedim bu elmas cevher nurdur diye bunlara okumaya başladım Onuncu sözü okurken saatler geçmiş. Çocuklar merakından anlayamadıkları zaman hemen bendenize soruyorlardı. Ben de bu elmas, cevher, nuru onların anlayabileceği şekilde izah ederken, çocukların renkleri renk renk oluyordu ve güzelleşiyordu. Bendeniz de çocukların yüzüne baktıkça hepsinde ayrı ayrı nurlu sayit görüyordum. Suallerinde nur hangisi cevher hangisi ve elmas hangisi diye sorduklarında, evet nur bunu okumaktır. Bak sizde bir güzellik meydana geldi. Onlar da birbirinin yüzüne baktılar, tasdik ettiler. Ya elmas nedir? Bu sözleri yazmaktır. O zaman, yani yazdığınız zaman sizin yazılarınız elmas gibi kıymetli olur. Tasdik ettiler. Ya cevher nedir? İşte o da bu kitaptan aldığınız imandır.'' Hepsi birden şehadet getirdiler. Bu sohbette üç dört saat geçmiş, bendeniz farkına varmadım. İşte elmas cevher nur budur dedim. Tasdik ettiler. Hepsi birden bana bakıyorlardı ve bunu kim yazdı diyorlardı. Aciz talebeniz Şefik. Zekai'nin rüyası Bu sabah rüyamda, İstanbul'un tophane sahiline benzer, saf ve berrak bir deniz kenarındayım kuşluk zamanında olduğunu zannettiğim güneşin ziyası, o deryay azimin üzerinde hoş parıltılar husule getiriyor. Ben deryaya müteveccihim, denizin orta ve cenubu tarafından yüze yüze sahile gelen bir genç, omuzundaki bir sabanı sahile çıkardı. Orada bütün kardeşlerimize tahliyeden sonra istikbal edilmekteler iken, sahil boyunu takiben, garpten dolu dizgin iki atlı geliyor.'' üstad geliyor dediler. Bu izdiham yarıldı, hiç durmaksızın bu mihip yağız atlı ve esmer çehreli iki zat, şarka doğru uzaklaştılar, ben o deryaya dalmak üzereyken uyandım. Zekai. Tarafgirane ve Risale-i Nur'a rakibane söylenen sözlere mukabildir. Ger methetmekse tefahurla kendinizi maksadın, Risale-i Nur'un en sönük yıldızının peykisiniz. Zinhar seyyare zannetme kardeşim. Risale-i Nur'un arz değil, afitap dahi peykidir onun. Pek yakında parlayacaktır alemde Risale-i Nur. Sönmez, belki gizlenir, zira nurun ala nur. Bir nur ki bahr hakikat ve mahzı hidayettir o. Men ashabu sıratı seviyi ve men ihtedayı oku. Haktan olmaz şikayet, belki maksat hikayet. Şer'in üzere giderken hakka malum. Risale-i Nur'a ki eylemiştim hem de hizmet. Risale-i Nur ki Ali'ül Mürteza ve Gavs-ı Azam Celcelutiyye'de ve bazı kasaitte etmişler işaret. Risale-i Nur ki Urvetül Vüska lenfisam temessük etmiştim zira hem hidayet ve aynı hakikat koydular bizleri ki orada durmuştu Yusuf Aleyhisselam hem de beraberimizde idi Hazreti Üstad Halil İbrahim 28. lemanın 28. nüktesi Bismillahirrahmanirrahim La yesma'un ila'l mel'i'l a'la ve yukzafun min kulli janib duhuran ve lehum azabun vasib illa men khatifa al khatfa fa atba'ahu shihabun thaqib Ve laqad zayyana as dunya bi masabiha rujuman gibi ayetlerin mühim bir nüktesi ehli dalaletin bir tenkidi münasebetiyle beyan edilecek şöyle ki cin ve şeytanın casusları semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp gaybi haberleri getirerek kahinler ve maddiyunlar, ve bazı ispiritizmacılar gibi gayipten haber verenlere haber vermelerini, nüzulü vahyin bidayetinde vahye bir şüphe getirmemek için onların o daimi casusluğu, o zaman daha ziyade şehaplarla recm ve men edildiğine dair olan mezkür ayetler münasebetiyle gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır. Sual, şu gibi ayetlerden anlaşılıyor ki, Cüz'i ve bazen şahsi bir hadiseyi gaybiyeyi de haber almak için gayet uzak bir mesafe olan semavat memleketine casus şeytanların sokulması ve o çok geniş memleketin her tarafında o cüz'i hadisenin bahsi varmış gibi hangi şeytan olsa hangi yere sokulsa yarım yamalak o haberi işitecek, getirecek diye bir manayı akıl ve hikmet kabul etmiyor. Hem nasıl ayetle Semavatın üstünde bulunan cennetin meyvelerini bazı ehli risalet ve ehli keramet yakın bir yerden alır gibi alıyormuş. Bazen yakından cenneti temaşa ediyormuş diye nihayet uzaklık nihayet yakınlık içinde bir meseledir ki bu asrın aklına sığmaz. Hem cüz'i bir şahsın cüz'i bir ahvali külli ve geniş olan semavat memleketindeki meley-i alanın medarı bahsi olması gayet hakimane olan tedvir-i kainatın hikmetine muvafık gelmiyor. Halbuki bu üç mesele de hakaiki İslamiyeden sayılıyor. El cevap Evvela 15. söz namındaki bir risalede 7 basamak namında 7 kat'î mukaddeme ile "Velakad zeyyenne's sema'ed dunya bi masabiha ve cealnaha rucuman ayetinin ifade ettiği yıldızlarla şeytan casuslarının semavattan raf -u tardı, öyle bir surette ispat edilmiş ki en muannit maddi yunu dahi ikna eder, susturur ve kabul ettirir. Saniyen bu uzak zannedilen o üç hakikati İslamiyeyi kısa zihinlere yakınlaştırmak için bir temsil ile işaret edeceğiz. Mesela bir hükümetin daire-i askeriyesi memleketin şarkında ve daire adliyesi garbında ve daire-i maarifi şimalinde ve daire ilmiyesi cenubunda ve daire mülkiyesi ortasında bulunsa telsiz telefon telgrafla gayet muntazam bir surette her daire alakadar olduğu vaziyetleri görse haber alsa adeta umum o memleket adliye dairesi olduğu halde askeri dairesidir ve mülkiye dairesi olduğu gibi ilmiye dairesi oluyor. Hem mesela müteaddit devletler ve ayrı ayrı payitahtları bulunan hükümetlerin bazen oluyor ki müstemlekat cihetiyle veya imtiyazat haysiyetiyle veya ticaretler münasebetiyle bir tek memlekette ayrı ayrı hakimiyetlikleri bulunur. Rayiyet ve millet bir olduğu halde her bir hükümet kendi imtiyazı cihetiyle o rayiyetle münasebettardır. Birbirinden çok uzak o hükümetlerin muamelatı birbirine temas ediyor. Her hanede birbirine yakınlaşıyor ve her adamda iştirakleri oluyor. Cüz'i meseleleri temas noktalarındaki cüz'i bir dairede görülür. Yoksa her cüz'i bir mesele daireyi külliyeden alınmıyor. Fakat o cüz'i meselelerden bahsedildiği zaman Doğrudan doğruya daire-i külliyenin kanunuyla olduğu cihetiyle daire-i külliyeden alınıyor gibi ve o dairede medarı bahsolunmuş bir mesele şekli verilir tarzda ifade edilir. İşte bu iki temsil gibi semavat memleketi faizat ve merkez itibariyle gayet uzak olduğu halde arz memleketinde insanların kalplerine uzanmış manevi telefonları olduğu gibi semavat alemi Yalnız alemi cismani'ye bakmıyor. Belki alemi ervahı ve alemi melekûtu tazammun ettiğinden bir cihette perde altında alemi şehadeti ihata etmiştir. Hem alemi bâkî'den ve darı bekadan olan cennet dahi hatsiz uzaklığı ile beraber yine o daireyi tasarrufatı perdeyi i şehadet altında her tarafta nurani bir surette uzanmış, yayılmış. Sani i Zülcelal'in hikmetiyle, kudretiyle nasıl ki insanın başında yerleştirdiği duygularının merkezleri ayrı ayrı olduğu halde her biri umum o vücuda, o cisme hükmediyor ve daireyi tasarrufuna alabiliyor. Öyle de bu insanı ekber olan kainat dahi mütedahil ve birbiri içinde bulunan daireler gibi binler alemleri ihtiva ediyor onlarda cereyan eden ahvalin ve hadiselerin külli ve cüz'iyeti ve hususiyeti ve azameti cihetiyle medar-ı nazar olur. Yani, o cüzler, cüz'î ve yakın yerlerde ve külli ve azametliler, külli ve büyük makamlarda görülür. Fakat bazen cüz'i ve hususi bir hadise, büyük bir alemi istila eder. Hangi köşede dinlenilse, o hadise işitilir. Ve bazen da büyük tahşidat, düşmanın kuvvetine karşı değil, belki izhar-ı haşmet için yapılır. Mesela, hadisi i Muhammediye aleyhissalatu vesselam ve vahyi Kur'an'ın hadisi kutsiyesi, umum semavat memleketinde, hatta o memleketin her köşesinde en mühim bir hadise olduğundan, doğrudan doğruya çok uzak ve çok yüksek olan koca semavatın burçlarına nöbettarlar dizilip, yıldızlardan mancınıkları atarak, Casus şeytanları tart ve def ediyorlar. Vaziyetinde göstermek ve ifade etmekle vahyi Kur'aninin derece-i haşmetini ve şaşaa saltanatını ve hiçbir cihette şüphe girmeyen derece-i hakkaniyetini ilana bir işaret-i rabbaniye olarak o vakitte ve o asırda daha ziyade yıldızlar düşürülüyormuş ve atılıyormuş. Kur'an-ı mucizül beyan dahi o ilanı tekviniyi tercüme edip ilan ediyor ve o işaret-i semaviyeye işaret eder. Evet, bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları, böyle bir işareti i azimi semaviye ile melaikelerle mübareze ettirmek, elbette o vahyi Kur'ani'nin haşmeti saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyanı Kur'ani ve azametli tahşidat-ı semaviye ise, cinnilerin, şeytanların semavat ehlini mübarezeye ve müdafaa'ya sevk edecek bir iktidarları, bir müdafaa'ları bulunduğunu ifade için değil, belki kalbi Muhammedi'den aleyhissalatu vesselam, ta semavat alemine, ta arş-ı azama kadar olan uzun yolda, hiçbir yerde cin ve şeytanın müdahaleleri olmamasına işaret için, vahyi Kur'ani, koca semavatta, umum melaikece medarı bahs olan bir hakikattir ki, bir derece ona temas etmek için şeytanlar ta semavata kadar çıkmaya mecbur olup hiçbir şeye muvaffak olamayarak recmedilmesiyle işaret ediyor ki kalbi Muhammediye Ali sallatu ve selam gelen vahi ve huzuru Muhammediye Ali sallatu ve selam gelen Cebrail ve nazarı Muhammediye Ali sallatu ve selam görünen gaybiye sağlam ve müstakimdir. Hiçbir cihetle şüphe girmez diye Kur'an-ı Mucizül Beyan mucizane haber veriyor. Ama cennetin uzaklığı ile beraber alemi bekadan olduğu halde en yakın yerlerde görülmesi ve bazen ondan meyve alınması ise evvelki iki temsil sırrı ile anlaşıldığı gibi bu alemi fani ve alemi şehadet ise alemi gayba ve darı bekaya bir perdedir. Cennetin merkezi kübrası uzakta olmakla beraber alemi misal aynesi vasıtasıyla her tarafta görünmesi mümkün olduğu gibi, hakkal yakin derecesindeki imanlar vasıtasıyla cennetin bu alemi i de temsilde hata olmasın, bir nevi müstemlekeleri ve daireleri bulunabilir ve kalp telefonu ile yüksek ruhlar ile muhabereleri olabilir, hediyeleri gelebilir. Ama bir daireyi i külliyenin cüz'i bir hadisi şahsiye ile meşgul olması, yani kahinlere gaybi haberleri getirmek için şeytanlar ta semavata çıkıp kulak veriyorlar, yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikati şu olmak gerektir ki, semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'i haberi almak değildir. Belki cevvi havaya dahi şumulü bulunan semavat memleketinin teşbihte hata yok, karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki o mevkilerde arz memleketiyle ile münasebetdarlık oluyor. Cüz'i hadiseler için o cüz'i makamlardan kulak hırsızlığı yapıyorlar. Hatta kalbi insani dahi o makamlardan birisidir ki meleki ilham ile şeytanı hususi o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakiki imaniye ve Kur'aniye ve hâdisat-ı Muhammediye Aleyhissalatu vesselam ise ne kadar cüz'i de olsa en büyük en külli bir hadisi mühimme hükmünde en külli bir daire olan Arş-ı Azam'da ve daire-i semavatta temsilde hata olmasın mukadderat-ı kainatın manevi ceridelerinde neşrolunuyor gibi her köşede medarı bahsoluyor diye beyan ile beraber Kalbi Muhammediden Aleyhissalatu vesselam ta daire-i kadar ise hiçbir cihetle müdahale imkanı olmadığından semavatı dinlemekten başka şeytanların çaresi kalmadığını ifadeyle vahyi Kur'ani ve nübüvvet-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam ne derece yüksek bir dereceyi hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak mümkün olmadığını gayet beligane belki mucizane ilan etmek Ve سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سيد نرسي